Herkese merhaba, Projeni Bul'a hoş geldiniz. Bugün Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Güzelobo mahallesinde harika bir villa turu yapacağız sizlerle birlikte. 3+1 villadayız bugün. Villamızın 220 metrekare arsa payı var. Bu arsa üzerine 200 metrekare neti olan villamız mevcut. Villamızda 100 metrekarede geriye kalan bir bahçe tasarımımız var. Şimdi bu bahçeden devam etmek istiyorum size. Daha sonrasında villa turumuza içeriden devam edeceğiz. Evet, villamızın bahçe alanından başlamak istedim ben. Şu anda villamızın verandasındayız. Verandamız oldukça geniş. Hemen solumda da 25 metrekare büyüklüğünde güzel bir havuzumuz var. Devamında da yeşil alanımız başlıyor ve aşağı yukarı 100 metrekare güzel bir peyzaj alanına sahip bu villamız. Havuzdan evimize doğru ilerlemek için yer zeminlerinde yürüme yolları da tasarlanmış. 30'a 30 karo taşlarla dizayn edilmiş. Dış mimarisinde de villamızın patlatma tuğla taş kullanılmış antresit renk tonunda. Bu da gerçekten çok hava veriyor villanın dış görüntüsüne. Ben çok beğeniyorum bu dizaynı. Yine ışıklandırma sistemleri de yapılmış dış cephesinde. Bu da çok şıktır eminim. Gece görüntüsünü göremeyeceğim ama tahminimce çok da şık görünüyordur. Yemyeşil peyzaj çalışmasında da limonçam ağaçları da kullanılmış. Bu limonçam ağaçları uzadıkça duvar kenarından duvarla bir boy giderek uzuyor ve dışarıdan içerinin görüntüsünü kesiyor. Çok güzel düşünülmüş peyzajda bunun da çalışılmış olması. Evet, şimdi evimize doğru ilerleyelim. Ev turumuzu içeriden devam ettirelim. Evet, villamıza giriş yaparken çelik kapıyı da şöyle göstermek istiyorum. Ben çok şık buldum. Bembeyaz bir çelik kapı tasarlanmış. Hemen yanında da doğal ışığı alması için cam tasarımı yapılmış. Villa tipi çelik kapı deniyor zaten bu tasarımlara da. Şimdi içeriye devam etmek istiyorum. Evet, şu anda evimize giriş yaptık. Girişte hemen vestiyer alanımız karşılıyor bizi. İki kapaklı çok şık bir vestiyer tasarlanmış açık renk olarak. Sonra solumda genel banyo alanı var giriş katın. Hemen arkamda açık salon ve açık mutfak alanımız var. Şimdi banyoyu inceleyelim istiyorum. Banyoya doğru geçiyorum. Alanındayız şu anda. Burada yemek alanının üzerine güzel bir asma tavan uygulaması yapılmış. Bir kot aşağı indirilmiş ve oval bir kesim verilmiş. Çok şık buldum. Üstünde de spot çalışması yapılmış. Harika. Yemek masanızı buraya tam aslında oval bir masada çok yakışır diye düşünüyorum buraya yerleştirildiğinde. Burası yemek alanı. Gayet başarılı buldum. Şimdi böyle genel olarak size göstermek istiyorum salonumuzun büyüklüğünü. Çok da güzel bir büyüklüğe sahip, oldukça yeterli. Buradan da açık mutfak alanımıza devam ediyoruz. Öncesinde de burada pencerelerimizi de göstermek istiyorum. Tavandan yere kadar tam boy camlarımız mevcut. İki cephesinde de aynı şekilde ışığı çok güzel içeriye alan camlarımız var. Ve havuz manzaranız her iki camdan da salonumuzun içine yansıyor. Gayet güzel. Yeşil peyzaj alanını da buradan görebiliyorsunuz. Yeterli büyüklüğe sahip olduğunu düşünüyorum. Tavanlarda spot aydınlatmalarımız salonun tamamında devam ediyor. Ve klimalar da tüm odalarda var. Salonumuzda da mevcut. Şimdi açık mutfak alanımıza doğru ilerleyelim. Salon alanımızdan mutfak alanına geçerken yer zeminlerini de göstermek istiyorum size. Odalarda ve salon alanında yer zeminleri parke olarak tasarlanmış. Süpürgelikler de beyaz renk olarak tasarlanmış. Güzel bir yüksekliği var süpürgelik boyununda. Hol alanlarında da, mutfak alanında da, ıslak zeminlerde açık renk 60'a 120 parlak seramik uygulaması var. Bu da gerçekten çok ferah ve aydınlık gösteriyor ortamları. Güzel oluyor bu seramik açık renk olursa. Şimdi buradan mutfak alanımızdan devam etmek istiyorum. Tezgahla başlayalım. Tezgahımız chimstone olarak tasarlanmış. Chimstone. Tezgah yaptırırken en güzel seçeneklerden bir tanesi dayanıklılık açısından. Çok kullanışlı oluyor chimstone tezgahlar.
Alt raflar hep çekmeceli olarak tasarlanmış. L bir dizaynı var mutfağın. Çekmecelerin çok olması da çok büyük avantaj. Cam ara bölme tasarlanmış. Buraya bir seramik kullanılmamız da güzel olmuş. LED aydınlatmalarımız mevcut çalışma alanlarında. Bu da gayet güzel. Ayrıca güzel bir penceremiz de var. Zaten ortam çok aydınlık. Tavanlarda yine spot aydınlatmalarımız da mevcut. Dolap boyları da tam sıfıra sıfır tasarlanmış. Dolap üstleri hiç toz almıyor. Bu da güzel oluyor. Ben bunu da çok beğendim. Şöyle üst dolapları da sizin için açmak istiyorum. Aksesuarlı olarak tasarlanmış dolap içleri. Raf boyları da gayet güzel. Blum marka aksesuarlar kullanılmış. Blum markasını anlatmıştım daha önce bir videomda. İlginç, enteresan bir hikayesi var. Bu videonun sonunda izlemek isteyenler için onu da ekleyeyim. Şimdi Franke'nin burada bir buçuk göğsü mutfak evyesi var. Ve Franke'nin yine spiralli bataryası mevcut. Bunun da kullanımı çok kolay oluyor, güzel oluyor. Mutfak tasarımında mutfak üçgenine de dikkat edilmiş. Buzdolabından ürünlerinizi aldınız, lavabo alanında temizlediniz ve sonrasında hazırlık alanında çalıştınız. Hemen ocağa yerleştirdiniz. Yani buna dikkat edilmesi de güzel olmuş. Yemek alanı da oldukça geniş. Hemen burada havuz cepheye karşı masanızı konumlandırabiliyorsunuz. Buradan da veranda alanınıza güzel bir çıkış yapılmış. Villamızın birinci katındayız şu anda ve birinci katımızda bir çamaşır odası ve iki tane yatak odası bulunuyor. Hemen çamaşır odasını geçelim. Çamaşır odamızda böyle gayet yeterli. Buraya istediğiniz rafları dizayn ettirebilirsiniz. Burada her türlü tesisatı mevcut, çamaşır makinesini ve kurutma makinesini. Hemen buradan da bir çıkışımız var. Bu çıkışta klimalarınızın motorları buraya gizlenmiş. Bu da güzel olmuş. Bahçenizde hiçbir motor kirliliği olmuyor. Hemen buradan devam edelim. Aynı zamanda bir havalandırma penceresi olmuş kurutma makineniz için de. Güzel düşünülmüş. Şimdi odalarımıza doğru devam edelim. Devam ederken antrede de spot aydınlatmalarımız devam ediyor. Yer zeminlerimiz açık renk, yine tasarlanmış. Solumda da bir yatak odası var. Hemen buraya giriş yapıyorum. Gayet geniş, büyük, ferah bir yatak odası karşılıyor bizi. Tavanlarda asma tavanımız ve spot aydınlatmalarımız, LED ışıklandırmalarımız da mevcut. Yatak başına LED ışıklandırma yapılmış, gayet şık olmuş. Karşı duvarda da televizyon ünitenizi yerleştirebileceğiniz alana da duvar kağıdı uygulaması yapılmış. Yine açık tonlarda tercih edilmiş. Yer zeminlerimiz parke tüm odalarda. Camlarımız yine tam boy, ışığı güzel, doğal ışığı güzel alıyor evin içerisine. Çok da güzel olmuş. Buraya da bir pencere yapılmış. Buradan güzel bir doğal aydınlatma alıyor. Oldukça büyük bu oda çünkü. Bu aydınlatma da gerekli oluyor. Yine klimalarımız var. Her odada klimamız mevcut. Siemens marka olarak kullanılmış. Buraya da girelim. Burada büyük bir banyo hacmimiz var. Çok geniş bir banyo. Ben çok beğendim. Yani banyo dediğin en az bu kadar büyük olmalı. Şöyle duş alanı da çok geniş, ferah kullanımı. Aşağıda da bir genel banyo alanımız vardı. Orası da gayet genişti ama buradaki banyo alanı bir yatak odasına daha uygun boyutta olmuş. Yine Groen'in aksesuarları var. Burada bir havalandırma ve doğal ışığı içeri almak için güzel bir pencere bırakılmış. Güzel olmuş. Yine Vitra'nın ürünleri var, gömme rezervuarı ve asma klozetiyle birlikte. Ayna da gayet güzel tasarlanmış. Burada da dikdörtgen bir tasarıma sahip. Arkasında da LED aydınlatmaları var. Açık renk seramiklerle dizayn edilmiş burası. Ve yer zeminlerinde de antresit renk kullanılmış. Buradan devam edelim bu kattaki ikinci odamıza. İkinci odamızdayız şu anda. Kapılardan da bahsedelim biraz. Kapılarımızın hepsi beyaz lake olarak tasarlanmış. Siyah kutlarla dizayn edilmiş. Süpürgelikler de her odada yine beyaz olarak devam ettirilmiş kapılara uygun olarak. Bu odada bir giyinme alanımız da mevcut. Bu duvarla beraber giyinme alanı ve yatak başlığı çözümlendirilmiş.
ve duvar kağıdı uygulaması yapılmış. Burada da güzel toprak tonlarda bir duvar kağıdı tercih edilmiş. Siemens marka klimalarımız bu odada da mevcut. Asma tavanlarımız ve spot aydınlatmalarımız yine devam ediyor. Giyinme odası tarafına doğru geçmek istiyorum. Çok büyük bir giyinme odası yapabileceğiniz, gayet yeterli raf ve dolaplar kullanabileceğiniz bir hacim var burada. Buradan da bir balkon çıkışımız var. Böyle iki adımlık güzel bir balkon var. Havalandırma penceresi olarak giyinme odasının. Hem buradan odanızı havalandırabilirsiniz, hem nefes alabilirsiniz. Gayet güzel. Giyinme odamızın devamında da geniş bir banyo hacmimiz var. Yine kayar kapaklı bir duşakabinimiz mevcut, camlı. Antresit renk tonunda tasarlanmış. Gayet geniş bir duş alanımız var. Yine Grohe'nin aksesuarları mevcut. Arkamda da güzel bir niş alanı oluşturulmuş. Bu da çok şık gösteriyor banyoları. Ben beğeniyorum. Banyonun yer zeminlerinde kaymaz seramikler kullanılmış. Antresit renk tonunda tasarlanmış. Yine çok şık bir aynamız ve evyemiz mevcut vitranın. Altında da depolama alanı açık renk tonunda yine bir banyo dolabımız var. Bu evin tamamında yerden ısıtma da mevcut. Yerden ısıtmaya ek olarak da her odada Siemens'in klimaları da var. Ayrıca doğalgaz altyapısı da döşenmiş bir şekilde hazır alıyorsunuz bu villayı da. Gayet güzel ısınma sistemi komple çözülmüş. Şimdi bir üst katımıza çıkalım, oradan devam edelim. Villamızın 3. ve son katındayız. 3. odamıza şimdi giriş yapacağız. Öncesinde bu holü de göstermek istiyorum. Şu an teras kattayız ve çok geniş bir hol karşılıyor merdivenlerden çıktıktan sonra bizi. Hemen arkamda da 3. odamız mevcut. Villamızın 3. odası çatı katında ama çatı katlarında çok eğimli olur normalde tavanlar. Böyle yüksek çatı katlı bir oda ilk defa görüyorum diyebilirim. Çok villa gezdim. Çok güzel, çok ferah bir oda var burada. Çok da geniş. Yani ben burayı, bu evi alsaydım ana yatak odası yapabilirdim bu katı. Hem giyinme odanızı ayırabileceğiniz hem de yatak bölümünü oluşturabileceğiniz gayet büyük bir oda. Hemen yatak başlığı kısmında da çok şık tasarlanmış bir duvar kağıdı seçilmiş. Karşılığında da yine hemen karşısına yine aynı renk tonlarında aynı duvar kağıdı devam ettirilmiş. Tavanlarda yine asma tavanımız ve spot aydınlatmalarımız da mevcut. Çok şık buldum bu odayı da. Şimdi tekrar hol alanına dönmek istiyorum. Hemen odamızın yan tarafında bu katta banyo alanımız da mevcut. Onu da görelim hep birlikte. Sonra terasa doğru ilerleriz oradan. Teras kattaki genel banyo alanımız da çok şık. Yine Grohe'nin ürünleri, Vitra'nın ürünleriyle donatılmış. Oldukça güzel, açık renk tonlarına hakim. Yine evdeki bütün banyolar kadar başarılı bir banyo oluşmuş burada da. Şimdi teras alanına doğru geçelim. Bence villalarda bir teras alanı ve veranda alanı muhakkak olmalı. Gayet kullanışlı oluyor. Olmazsa olmazlardan benim için. Bu villayı da genel anlamda çok beğendim. Minimal, kullanışlı. Odalar gayet geniş. Şu an piyasadaki değeri 14 milyon TL. Bugün de villa turumuzun sonuna geldik. Ev turlarımda bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka ev turumuzda yeniden sizlerle beraber olmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.